Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün Savunma Sanayi Başkanlığı iki farklı mühimmat atışı ile ilgili görüntüleri paylaştı. Bunlardan birincisi Roketsan tarafından geliştirilen Çakır'ın, Baykar'ın Akıncı Taarruzi insansız hava aracı üzerinden atış testleriydi. İkincisi de Aselsan'ın geliştirdiği Tolun'un F-16'dan atışıydı. Peki bu mühimmatlar neden önemli? Çok modern sistemlere sahip bu yeni nesil mühimmatlar nasıl bir ateş gücü sağlıyor? Bugünkü videomuzda hem Çakır hem de Tolum mühimmatına birlikte bakacağız. Önce Baykar'ın akıncısından atılan Çakır'la başlayalım. Çakır Roketsan tarafından geliştirildi. Çok sayıda video yaptık. Atmaca'yı hatırlayacaksınız. Aslında Atmaca'yla Roketsan bu tür deniz üstünden atılan füzeler ailesinde yeni bir sayfa açtı. Atmaca bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde gemiden atılıyor çok alçaktan uçuyor ve yaklaşık 900 kilogram ağırlığında farklı farklı modelleri de var tabi bu arada. Hedefini bularak gemileri vurmakta çok çok önemli bir altyapı sağlıyor. Ve Türkiye'de de geçmişte işte harpun gibi farklı gemi savar füze ailesi içerisinde yerli bir alternatif sunuyor. Ve tabi ki Roketsan'ın yaptığı bu atmaca da yavaş yavaş kendini ispat etmesiyle birlikte ihracat başarısı da yakalamaya başladı. Roketsan buraya yaptığı ARGE yatırımını daha ufak bir füzeye doğru evrilterek yeni bir füze ailesi oluşturmaya başladı. Ve Atmaca'dan sonra da Çakır füzesi geldi. Atmaca'nın yaklaşık 900 kilogram ağırlıkta olduğunu öngörürsek Çakır yaklaşık 300 kilogram ağırlığında daha ufak bir füze. Peki ufaltılmanın amacı ne? Ufaltılmanın amacı deniz platformlarından atılabilmesinin yanı sıra bunun farklı hava araçları tarafından da taşınabilmesine imkan sağlamak. Nedir bu? Örneğin F16'ya takılabilecek, insansız hava araçlarına takılabilecek, bu çok önemli ve aynı şekilde uçaklar, pervaneli uçakta takılabileceği gibi helikopter tarafından da taşınıp atılabilecek özelliklere sahip olacak bu hava platformları. Bir de tabii olayın deniz platformları var. Biliyorsunuz son yıllarda insansız hava araçları kadar insansız deniz araçları da hızla geliştiriliyor. İDA veya sida olarak adlandırılan silahlı insansız deniz araçlarında çakır füzesi konularak hedefine o kendini göstermeden yaklaşacak ve ateşleyip o füzeyi karşı tarafın yemisinin batırılmasına önemli bir katkı sağlanacak. Şimdi tabii ki ağırlığı 300 kilogram, 900'e göre çok daha ufak ama bunu taşıyabilecek insansız hava aracında çok kuvvetli olması lazım. Güçlü motorlara sahip olması lazım. Bu çakır atış testi için Baykar'ın geliştirildiği Akıncı modeli, Akıncı TİHA tarzı insansız hava aracı seçildi. Ve bu test ki geçtiğimiz e aylarda bu çakırın bırakma testini, süzülme testleri falan yapılmıştı. Bu sefer özel başlığa sahip çakır Akıncı'ya yüklendi. Akıncı Tekirdağ yakınlarındaki Çorlu Havalimanı'ndan kalktı ve Sinop'taki atış sahasına doğru gitti. Sinop, Türkiye'de yerli füze ve sistemlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki diğer füze sistemlerinde bir test mer merkezi aynı zamanda. Burada Karadeniz açığına konan özel bir hedef vardı. Bu hedefe geldi ve füzesini bırakarak bu test gerçekleştirildi. Bu merkez atış noktası Sinop atış alanına yaklaşık 100 kilometre mesafedeydi. Çakır füzesi bırakıldı. Arkasından çakır füzesi saatte 800 kilometre hıza kadar yükseldi. Ve arkasından hedefini tabiri caizse tam 12'den vurarak yok etti. Şimdi bu çakırın tabi teknik özellikleri. Bir füzeyi füze yapan tamam harp başlığı, hızı, diğer özelliklerinin yanı sıra ne diyoruz biz bunlara? Akıllı mühimmat. O füze nasıl yönlendiriliyor? Örneğin lazer güdümlü mü gidiyor? Veya yüklenen koordinat bilgileri üzerinden mi gidiyor? Havada eğer hedef yanlışsa bu değiştirilebiliyor mu? İşte bu tür özellikler bir füzeyi akıllı hale getiriliyor. Bu akıl da zaten Türk savunma sanayi geliştiriyor. Roketsan'ın Çakır'la birlikte açtığı bir başka çok çok önemli bir konu ise motor konusu. Şimdi füzelerde o füzeyi uçuracak turbojet motorlar var. Geçmişte Türkiye bunları farklı ülkelerden tedarik ederken artık kendi mühimmatlarını geliştirmesiyle birlikte bu ülkeler Türkiye'ye açık veya kapalı gizli ambargolar uygulamaya başladı. Burada da devreye Kale Arge girdi. Kale Arge SOM arkasından Atmaca için KTC 3200 serisini geliştirdi. Bunlar turbojet motorlar. Yüksek hızda füzenin uçmasını sağlıyor ve hedefini yakalayarak vurmasını sağlıyor. Tabii çakır daha ufak bir füze olduğu için KTC 1750 olarak adlandırılan o 3200'den daha ufak bir motor geliştirildi. Bu motorda başarıyla zaten testleri tamamlanmıştı. Çakırı da uçurarak hedefine gitmesinde çok önemli bir faktöre sahip oldu. Böylelikle yarın öbür gün farklı ülkeler çakır talep ettiği zaman Türkiye herhangi bir şekilde motor veya başka konularda izin almaya gerek kalmadan bu mühimmatı ihraç etmeye başlayacak. Zaten bu tür akıllı mühimmatların da birim maliyetleri öyle hiç ucuz değil. Ama kendimiz yaptığımız için bunun teknolojisi, motoru, arayıcı başlığı gibi birçok sistem Türk malı olduğu için ihracatında herhangi bir problem çıkmıyor. Örneğin böylelikle işte Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de sadece uçaklara değil bunları insansız hava araçlarına takarak bölgeyi kontrol altına tutuyorsunuz. Ve herhangi bir şekilde o insansız sistem ister havada ister denizde düştüğü zaman da herhangi bir kaybınız yok. Ve bunlar karşı taraf için çok çok önemli tehditler. Bu yaklaşık işte 300 kilogramlık füze hedefini vurduğu zaman çok ağır hasar veriyor. Ve o karşısındaki su üstü hedefin kısa süre içerisinde savaş dışı kalmasını sağlıyor. Bunlar gerçekten akıllı mühimmatlar. Savaşın kaderini değiştiren çok çok önemli teknolojiye sahip sistemler. Roketsan bir taraftan Çakır'ın farklı ailesini oluşturmayı hedefliyor. Modüler bir mimaride geliştirilen Çakır füzesinin gemi savar füze, ayayar veya aref başlıklı, hibrit veya elektronik harp füzesi hem IIR hem de aref veya hibrit veya sürü sensörlü seyir füzesi olmak üzere 4 ana grupta ürünler oluşturulacak. Bunlar yavaş yavaş kendini sistem ispat ettikçe farklı farklı altyapıya sahip ürünlerde ortaya çıkmış olacak. Tabi bu arada Akıncı'nın farklı bir modelle geçtiğimiz hafta ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu modelde daha yüksek bir motor gücüne sahip olunması istendiği için her biri 850 beygir gücünde Turbo Pro PT6 serisi konuldu. Bunlarla da ilgili video önümüzdeki günlerde yapacağım. Oradan detayını takip edebilirsiniz. Akıncı bu arada Baykar'ın tabii Hızla satmaya başladı. Önemli bir insansız hava aracı. bugün tb 2lere baktığımız zaman yaklaşık 33 ülke ile 2 için ihracat anlaşması yapılmış durumda. Akıncı için de 9 ülke Akıncı seçmiş durumda. Tabii bu Akıncı'ya takılacak önümüzdeki dönem zarfında AESA radar gibi sistemler Akıncı'nın özelliğini çok daha yukarı doğru çekecek. Çakır füzesinin yanı sıra bugün bir de Aselsan tarafından geliştirilen Tolun mühimmatının atış testleri paylaşıldı. Bu da gerçekten çok gelecek vadeden enteresan bir mühimmat. Bakıyorsunuz işte bir hedefi vuracaksınız. Bu hedefi vururken öyle çok ağır bombalar taşıyabilirsiniz. Örneğin 1 ton ağırlığında bir bomba düşünün. Bu bir tonu taşımak için çok güçlü bir uçak, büyük bir uçağa ihtiyacınız var. E bu uçağı bulabilmek de kolay değil. Attığınız bir tonluk bomba çok büyük bir alanı etkisi altına alıyor. Ciddi bir hasar oluşturuyor. Ama siz nokta atışı yapacaksınız. Ve farklı farklı hedeflere gideceksiniz. İşte burada size daha minyatür, basit sistemler yer alıyor. Ama vuruş yüzdelerinin o diğer bombalara göre çok daha yüksek olması gerekiyor. Bu amaçla... Aselsan Tolun olarak adlandırılan o mühimmatı geliştirmeye başladı. Buradan da şöyle örnek verelim. Özellikle işte Suriye'nin kuzeyinde veya Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olsun, örneğin MIT'in olsun yaptığı operasyonlarda bir bakıyorsunuz bir araç vuruluyor. Aracın o terörist yönetiminde, sözde yönetiminde yer alan kişi örneğin aracın sağında oturuyor. Aracın sadece sağ tarafı vuruluyor ve diğer taraflara zarar vermeden nokta atışıyla bunu yapıyorsunuz. İşte buradan bu tür minyatür e, mühimmatların neden önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Tolun mühimmatı SADAK-4T olarak adlandırılan salan istasyonundan atılıyor. E, bu mühimmata da biraz şöyle bilgi verirsek e, örneğin F-16 savaş uçakları için geliştirilmiş e, bu tür SADAK-4T salanından 2 adet takılıyor. Her birine 4'er adet tolon mühimmatı konulduğunda toplam 8 adet hedefe gidecek bir bomba yüklenmiş oluyor. Bunun da şöyle bir özelliği var. Normalde bu hedefe gittiğiniz zaman o dördünü aynı anda atabiliyorsunuz ve dört farklı hedefi vuruyorsunuz. Bu da çevreye zarar vermeden nokta atışının gerçekleştirilmesini sağlıyor. Aselsan yaptığı bu testlerde Eskişehir'de bulunan 401. filonun F-16'larını kullandı. 401. Bir test filosu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili çok önemli testleri yapıyor. Eskişehir'de bulunuyor. Hem F-16'lara sahip hem F-4'lere sahip. Ve bunların da kuyruğunda şöyle bir yarısında portakal rengi bir e, çizgi test uçağı olduğunu ifade ediyor. Ve aynı zamanda filonun da amblemi yer alıyor. Bu uçak kalktı. Dört farklı e, noktaya, dört ayrı bombayı atıp çok yakın birbirine onları böyle daire içinde vurulmasını sağlayarak önemli bir başarıya imza attı. Bu arada hem çakırda veya işte test filosunda niye portakal rengi kullanılıyor? Havacılıkta portakal renginin e, mühimmat ve sistemler olarak anlamı test edildiği yani gerçek canlı bir füze veya bomba değil, bu test amaçlı yapılması. Çünkü havada bunu atıldığı zaman takibi çok önemli. Takibi gerçekleştiriliyor ve vurulduğu nereye gitti görülmek zorunda. Bazen de e, yüksek hıza sahip kameralar tarafından çekilmesi amacıyla, telemetri sistemlerinin tespiti amacıyla bazen böyle bir yuvarlaklar, siyahlı beyazlı yuvarlaklar da özel stickerlar da bunların üzerine konulabiliyor. Amaç burada havada mühimmatın ilerlemesini görmek, nasıl gittiğini görmek, düzgün bir uçuş aerodinamisi yakalayabiliyor ama bunları görebilmek sonuçta onu bıraktığı zaman o düşmesi de havada bir sanki bir hava aracı gibi etkin bir şekilde gidebilmesi lazım. Ne kadar yüksek hızla siz bu mühimmatı bırakırsanız o kadar üzerinde sürat ve o süratle birlikte bir süzülüş açısı oluşturuyor ve bu şekilde de gidip hedefini vurabiliyor. Bu arada bomba tolunu tekrar biraz anlatmak gerekirse size GPS ve INS e, seyir sefer sistemlerinin yanı sıra Ayar arayıcı başlık sayesinde Man in the Loop kabiliyetine sahip. Bu özellikleri sayesinde pilotlar atılan bombaları havada an ve an manuel olarak da yönlendirilebiliyor. Uygun şartlarda bu bombanın menzili yaklaşık 100 km atıştan sonra giderek hedefini buluyor. Her bir bomba yaklaşık 250 libra ağırlığında veya e, bu açıdan... Mark 81 bombalarının muadili olarak da bu tür bombalar kullanılabiliyor. tür bombalar aynı zamanda 1 metrelik güçlendirilmiş betonu da delme kabiliyetine sahip. Bu kabiliyet atış testleri sırasında da böylelikle doğrulanmış oluyor. Gerektiğinde sistem kanat açarak bu tür mühimmatlarda aynı bir uçak gibi daha ileri süzülmesine imkan sunulabiliyor. Evet size bugün hem çakır hem de tolum mühimmatının testlerini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Gerçekten çok iki önemli mühimmat var. Bu mühimmatların da testleri tamamlanmış oldu. Umarım en kısa zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde görürüz. Ve gerek ROKETSAN gerek ASELSAN bunlara ihracat başarılarını da ekler. Evet bu tür videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın sorularınızı yorum olarak bekliyoruz. Tabi de bir beğen butonuna da basarsanız bu tür videoların daha fazla izlenmesi için daha çok insanın önüne gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.